Edgar Allan Poe. Aksak Kurbağa Seslendiren Akın Altan Bu kral kadar şakaya düşkün kimse görmedim hayatımda. Sanki şaka etmek için yaşıyordu. Güzel bir mizah öyküsünü güzel anlatmak, onun gözüne girmenin en güvenli yoluydu. Yedi nazırının nüktedanlıklarıyla ün salmış kişiler arasından seçilmesinin nedeni bu olsa gerek. Hepsi de kral gibi. İli yarı, göbekli ve yağlı adamlardı. Yani yalnız şakacılıkları değildi kralla benzeyen. Acaba insanlar şakaya de ede mi yağ bağlar? Yoksa yağda şakacılık yaratan bir nitelik mi vardır? Bir türlü kestirememişimdir. Ama şu kadarı kesin. Cılız bir nüktedan anka kuşu gibi binde bir görülür nüktenin inceliklerine ya da kendi deyimiyle kışkışlayıcılarına hiç önem vermezdi kral. Anlatılan şeyin dağılıp yabanlaşmasıydı onun ilgisini çeken. Bu yüzden uzunluğa bile göz yumardı. Titizlik onu yorardı. Gabole'nin gargantuasını Volte'nin zadiğine rahatça yeğlerdi. Genel olarak diyebiliriz ki tatsız şakalar süzme mizahtan çok daha uygun gelirdi beğenisine. Bu öykünün geçtiği sıralarda saraylarda profesyonel soytarı kullanma geleneği henüz kalkmamıştı. Avrupa'nın belli başlı saraylarında hala renkli giysilerine bürünmüş, başta külah, elde çıngıraklarla dolaşan, kralın masasından düşecek kırıntıların hatırına her an hazır cevap ve zeki olmak zorunda kalan soytarılar göze çarpıyordu. Bizim kral da ötekilere uyarak soytarısını alıkoymuştu. Aslında canın sululuk istiyordu. Ağırbaşlı yedi nazarının müthiş zekalarını dengeleyebilecek bir sululuk öğesi. Kendini hesaba katmıyordu. Kralın soytarısı sıradan bir soytarı değildi ama hem cüce hem de aksak olması. Değerini üç katına çıkarıyordu. O günlerde cüceler de soytarılar gibi boldu saraylarda. Böyle sözüne gülünebilecek soytarılarla, yüzüne gülünebilecek cüceler olmasa, krallar günlerini kolay geçiremezlerdi. Çünkü sarayda günler biraz daha uzun sürer. Ama daha önce de belirttiğim gibi, soytarılar yüzde 99 şişman, göbekli ve hareketsiz olur. Kralımızın bu üç değerli özelliği tek kişide. Aksak kurbağada. Soytarının adı Aksak Kurbağa'ydı. Toparlanmış bulunması kutlanacak bir başarıydı. Aksak Kurbağa adı cücenin öz adı değildi sanırım. Yedi nazır cücenin öbür insanlar gibi yürüyemeyişini göz önünde tutarak bu adı vermişti ona. Gerçekten de Aksak Kurbağa'nın sıçramakla yürümek arası bir yürüyüşü vardı sonsuz bir gülme isteği uyandırırdı seyredenlerde. Hatta kral kendisi sarkık göbeğini, şiş kafasını unutarak avunurdu onunla. Ama bütün bunlar bir yana saraylılar kralı çok yakışıklı bulurdu. Aksak kurbağa gerçi düz bir yolda ya da zeminde yürürken güçlük çekiyor, canı yanarak ilerliyordu ama Ağaç, ip gibi tırmanılabilecek bir şey söz konusu oldu mu iş değişiyordu. Doğa, bacaklarındaki güçsüzlüğe karşılık olağanüstü bir güç vermişti kollarını. İnanılmaz çeviklik gösterileri yapmasını sağlayan bir kas gücü. Bu çeşit gösteriler sırasında kurbağadan çok bir sincabı, küçücük bir maymunu andırıyordu. Aksak kurbağanın hangi ülkeden geldiğini tamı tamına söyleyemeyeceğim. Kimsenin adını duymadığı barbar bir ülkeden. Kralımızın sarayının çok uzaklarındaki bir yerden gelmişti. Oranın yenilgi nedir bilmeyen generallerinden biri, aksak kurbağayı ve ondan biraz daha uzunca boylu, son derece düzgün ve ince gövdeli bir dansözü, bitişik kasabalardaki evlerinden zorla almış, krala armağan olarak yollamıştı. Bu koşullar altında iki küçük tutsak arasında bir yakınlaşmanın doğmasına şaşmamak gerek. Çok geçmeden yakın dostluk kurdular da. Aksak kurbağa büyük bir eğlence kaynağı olmasına karşın pek sevilmediğinden Tribeda cüce olduğu halde öyle ince, öyle güzeldi ki Herkesçe beğeniliyor, el üstünde tutuluyordu. Bu yüzden de sarayda sözünü geçirebiliyor, elinden geldiği kadar Aksak Kurbağa'ya yardım etmeye çalışıyordu. Önemli bir bayramdan ötürü. Şimdi ne bayramı olduğunu unuttum. Kral bir maskeli balo düzenlemeye karar verdi. Böyle bir balo verileceği zaman Aksak Kurbağa'yla Tripedan'ın yeteneklerine başvurulurdu. Hele Aksak Kurbağa gösteriler düzenlemede, yenilikler yaratmada, giyilecek giysileri kararlaştırmada çok yaratıcıydı. O olmadan hiçbir şey yapılamazdı. Şenlik gecesi gelip çattı. Tribeda'nın gözetimi altında maskeli baloya renk katabilecek ne varsa balo salonuna yerleştirildi. Saray heyecanlı bir bekleme içindeydi. Giysilere gelince, herhalde herkes bu konuyu çok önceden ele almıştı. Birçokları bir hafta hatta bir ay öncesinden hangi kimliğe bürüneceğine, ne maske takacağına karar vermişti. Hiç kimsede bir kararsızlık belirtisi yoktu. Kralla yedi nazırını saymazsak tabii. Niye böyle kararsızdılar bilmem. Belki de şaka olsun diye. Belki de şişmanlıkları çabuk karar vermelerine engel oluyordu. Gel gelelim zaman çabuk geçiyordu. Hemen Aksak kurbağayla Tribeda'ya başvurmaya karar verdiler. Onları huzurlarına çağırttılar. İki küçük dost huzura çıktıklarında kralı yedi kabine üyesiyle birlikte şarap içer buldu. Ama majestelerinin keyfi yoktu. Kral aksak kurbağanın şaraptan hoşlanmadığını bilirdi. Şarap çılgına çevirirdi zavallıyı. Çılgınlık da hoş bir şey değildir. Ne var ki kral, tatsız şakalara pek düşkündü. Aksak kurbağayı içmeye ve kendi deyimiyle kafayı bulmaya zorlamaktan geri durmazdı. Soytarıyla dostu salona girerken, ''Gel bakalım aksak kurbağa.'' dedi. ''Aramızda olmayan dostlarının onuruna.'' Sözün burasında aksak kurbağa içini çekti. Şu yudumu yuvarla da kafan çalışsın. Yeni kimlikler istiyoruz arkadaş. Yepyeni kimlikler. Hiç görülmedik. Eşine rastlanmadık bir şey olsun. Bu bitimsiz tek düzelikten bıktık usandık artık. Hadi iç bakalım. Şarap kafanı çalıştırır. Aksak kurbağa, kralın söylediklerine her zamanki gibi şakayla karşılık vermeye çabaladı ama elinden gelmedi. Zavallı cücenin doğum yıldönümüydü o gün. Aramızda olmayan dostlarının onuruna içme buyruğunu duyunca gözyaşlarını tutamadı. Zalim kralın elinden çanağı isteksizce alırken acı gözyaşları süzüldü şarabın içine. O istemeye istemeye şarabı dikerken kral ha ha diye güldü. Bir bardak şarap neler yapmaz ki? Bak gözlerin ışıldamaya başladı bile. Zavallıcık. Oysa gözleri ışıldamıyordu. Yaş içindeydi. Şarap hemen vurmuştu kızgın beynine. Çanağı masanın üstüne bıraktıktan sonra yarı çılgın bir bakışla odadakileri süzdü. Hepsi kralın şakasına bayılmıştı. Çok şişman bir adam olan baş nazır, ''Hadi şimdi iş başına!'' dedi. ''Evet!'' dedi kral. ''Hadi aksak kurbağa, göster bakalım kendini. Hep yeni kişilikler, yeni kimlikler istiyoruz hepimiz. Ha ha ha!'' Bunu şaka niyetine söylediği için Hepsi kahkahaları koyverdi. Aksak kurbağa da güldü. Ama sesi biraz yavan ve güçsüz çıktı. Hadi hadi, dedi kral sabırsızlıkla. Aklına bir şey gelmiyor mu yani? Dalgın dalgın, yepyeni bir şeyler düşünmeye çalışıyorum, diye karşılık verdi cüce. Şarap başına iyice vurmuştu. Çalışıyorsun ha! diye haykırdı zalim kral. O da ne demek? Anladım anladım. Canın sıkılıyor senin. Şarap istiyorsun. Hadi yuvarla şunu. Ve bir çanak şarap daha doldurarak uzattı. Cüce güçlükle soluk alıyordu. Çanağa dikmişti gözlerini. İç diyorum diye bağırdı kral. Yoksa cehennemin. Cüce duraladı. Kral Öfkesinden kıpkırmızı kesilmişti. Saraylılar sırıttı. Tribeda, ölü gibi beyaz bir yüzle, hükümdarın tahtına yaklaştı ve önünde diz çökerek arkadaşını bağışlaması için yalvardı. Kral, bu cesarete şaşarcasına, kızı birkaç dakika süzdü. Ne diyeceğini kestiremedi. Kızgınlığını en iyi nasıl belirtebilirdi? Neden sonra tek söz söylemeden kızı kolundan tutup savurdu, şarap çanağını da yüzüne fırlattı. Zavallı kızcağız çabucak toparlandı, içini çekmeye bile cesaret edemeden eski yerine geçti. Yarım dakika kadar çıt çıkmadı. Öyle ki yaprak kıpırdasa duyulabilirdi. Ansızın Odanın dört yanından geliyormuş etkisi uyandıran uzun bir gıcırtı yükseldi. Ne? Ne? O sesi neden çıkarıyorsun bakayım? diye gürledi kral cüceye dönerek. Cücenin sarhoşluğu geçmişti. Gözlerini kralın yüzüne dikerek "Ben mi çıkarıyorum?" dedi. "Nasıl çıkarırım?" Saraylılardan biri ''Ses dışarıdan geldi galiba.'' diye söze karıştı. ''Galiba penceredeki papağan kafesin tellerinde gagasını bile ''Doğru.'' dedi kral. İçi rahat etmişti. ''Yine de şövalyelik onuruma and içerim, bu serseri diş gıcırdatıyor gibi geldi bana.'' Bunun üstüne cüce güldü. Kral şakaya öylesine düşkündü ki kimsenin gülmesine ses çıkarmazdı. İri, güçlü ve ürkünç dişlerini gösterdi. Üstelik krala istenildiği kadar şarap içmeye hazır olduğunu bildirdi. Kral yatışmıştı. Aksak kurbağa hiçbir tepki göstermeden bir çanak şarap daha yuvarladıktan sonra maskeli balo konusundaki tasarılarını canla başla anlatmaya koyuldu. Usulca, nereden aklıma geldi bilmem, dedi. Ömrünce ağzına şarap koymamış bir adam soğukkanlılığıyla. Majesteleri, kıza vurup da şarabı yüzüne fırlatır fırlatmaz, tam o anda, hani... Papağan dışarıda acayip bir ses çıkarmıştı ya. Neden bilmem. O anda aklıma çok eğlenceli bir oyun geldi. Bizim memlekette düzenlediğimiz maskeli balolarda sık sık oynardık bunu. Ama sizlere yepyeni gelecek. Ne yazık ki sekiz kişi gerekiyor burada da. Rastlantıyı fark edebildiği için gönenen kral, İyi ya, tam sekiz kişiyiz burada, diye haykırdı. Ben ve yedi nazırım. Hadi anlat bakalım. Neymiş bu oyun? Biz buna zincirli sekiz orangutan oyunu deriz. İyi oynanırsa herkesi kırar geçirir. Yerinde doğrularak oynarız tabii dedi kral. Gözlerini kıstı. Oyunun en büyük özelliği Kadınları çok korkutmasıdır." dedi Aksak Kurbağa. "Fevkalade." diye aykırdı kral. Nazırlar da ona katıldı. "Sizleri orangutan kılığına sokacağım." diye devam etti Aksak Kurbağa. "Her şeyi bana bırakın. Tam birer orangutan olacaksınız. Balodakiler sizi gerçekten maymun sanacak. Hem şaşacak hem de korkacaklar." Müthiş bir buluş! Diye aykırdı kral. Senden desteğimi esirgemeyeceğim. Göreceksin, aksak kurbağa. Zincirlerden amaç, şangır deyip kargaşayı artırmaları. Siz toplu halde, bakıcılarınızın denetiminden kaçmış olacaksınız. Majesteleri, sahici sanılan sekiz orangutanın, böyle bir maskeli baloda, nasıl bir etki yaratacağını gözlerinin önüne getiremezler. Hayvanlar vahşi haykırışlarla öteye beriye koşacak, o zarif, güzel giyimli hanımlarla beylerin arasında dolaşacaklar. Böylesine bir karşıtlık görülmüş şey değil. Herhalde, dedi kral. Nazırlar da çabucak ayağa kalktı. Çünkü vakit geçiyordu. Aksak kurbağanın tasarısını gerçekleştirmeye hazırlandılar. Orangutan kılığına girmek pek güç değildi. Üstelik etkileyiciydi de. Benim öykümün geçtiği dönemlerde bu hayvanlara uygar ülkelerde sık rastlanmazdı. Cücede onları yansılarken öyle hayvansı, öyle korkunç bir kılığa girmişti ki o hayvanlara tıpatıp benzediğine karar verildi. Kralla nazırları önce sımsıkı çorapların üstüne gömlekler ve donlar giydi. Sonra katrana bulandılar. O zaman içlerinden kimileri üstlerine tüy takmayı ileri sürdü. Ama cüce orangutan gibi çok sık kıllı bir hayvanın ancak keten lifleri kullanılarak kürklendirilebileceğini kanıtladı. Katran tabakasının üstüne keten lifleri yapıştırıldı. Sıra zincire gelmişti. Uzun bir zincir bulunup kralın beline dolandı. Sıkı sıkı bağlandı. Sonra nazırlardan birine, sonra bir başkasına. Zincirlenme işi bittikten, herkes birbirine elinden geldiğince uzak durduktan sonra aksak kurbağa zincirin geri kalan kısmını iki köşegen halinde dairenin ortasından geçirdi. O günlerde Borneo'da Şempanze ve o tür iri maymunlar yakalayanlar hayvanları böyle bağladığı için yapılanlar inandırıcı görünüyordu. Balonun verildiği oda yuvarlak ve geniş bir salondu. Güneş ışığını tepedeki tek pencereden alabiliyordu. Geceleri ki o da daha çok geceleri kullanılmak üzere döşenmişti, tepeden sarkıtılmış zincirin ucundaki kocaman bir avize ile aydınlanıyordu. Abize, zincirin öbür ucundaki, dengeyi sağlayan bir ağırlığın yardımıyla alçaltılıp yükseltiliyordu. Ama görünümü bozmamak amacıyla bu ağırlık pencereden tabana aktarılmıştı. Odayı düzenleme işi Tribeda'ya düşmüştü. Aklını kurcalayan konularda cüce arkadaşının serin kanlı zekasına başvuruyordu anlaşılan. Söz gelimi, Abize'nin bu gece için kaldırılmasını o istemişti. Koca mumların erimesiyle o sıcak havada önlenmesi olanaksız bir olay konukların şatafatlı giysileri berbat olacaktı. Böyle kalabalık bir salonda herkese teker teker söz geçirmek abizeden uzak durulmasını sağlamakta kolay değildi kuşkusuz. Salonun bazı uzak köşelerine şamdan dirsekleri eklendi. Sayıları 50'yi 60'ı bulan karyatidlerin sağ ellerine de tatlı kokular saçan meşaleler verildi sekiz orangutan aksak kurbağanın öğüdüne uyarak gece yarısını oda konuklarla tıklım tıklım doluncaya kadar bekledi. Saat 12'yi çalar çalmaz da içeri doluştular. Daha doğrusu yuvarlandılar. Çünkü zincirleri yürümelerine engel oluyor, onları sık sık tökezletiyordu. Şenlikçiler öyle heyecanlandı ki, kralın yüreği sevinçle doldu. Konuklar bu acayip yaratıkları gerçekten hayvan sandı. Yalnız cinslerinin orangutan olduğunu bilemediler. Kadınların çoğu korkudan bayıldı. Kral bütün silahları önceden salondan çıkarttırmış olmasaydı, eğlencenin kanlı bir şekilde sona ermesi işten bile değildi. Herkes kapılara üşüştü. Ne var ki kral, kendisi içeri girer girmez kapıların kilitlenmesini buyurmuş ve cücenin öğüdüne uyarak anahtarları kendi almıştı. Kargaşa doruğunu buldu. Her şenlikçi kendi güvenliğini korumaktan başka amaç gütmüyordu. Çünkü şaşkın kalabalığın itişip kakışması gerçek bir tehlikeydi. İşte o sırada bu gecelik tavana çekilmiş olan avizenin zinciri yavaş yavaş indi, yere bir metre kadar yaklaştı. Bundan hemen sonra salonun dört yanını yalpalayarak dolaşan kralla yedi arkadaşı kendilerini tam ortada, tepeden sarkan zincire değecek kadar yakında buldu. Onlar öylece dururken o ana kadar peşlerini bırakmayan, gürültüyü tavsatmamalarını öğütleyen cüce, zincirin iki ucunun dairenin ortasında kesiştiği noktayı kavradı. Azıcık düşündü ve avizenin eskiden takılı durduğu çengele uzandı. Bir dakika geçmemişti ki görülmeyen bir el avizenin zincirini yukarı doğru çekmeye başladı. Çengel görünmüyordu artık. Orangutanlar da birbirlerine kenetlenerek yukarı kalkmıştı. Şenlikçilerin korkuları geçmişti. Bu akıllıca buluşa gülüyor... Sekiz orangutanın haline bakıp kahkahalar atıyorlardı. Onları bana bırakın, diye haykırıyordu aksak kurbağa. Tiz sesi gürültüyü bastırıyordu. Onları bana bırakın, galiba tanıyorum onları. Yakından bir bakayım, size de söyleyeceğim kim olduklarını. Böyle söyleyerek kalabalığın üstünden geçti, duvara yanaştı bir meşale kaptı hemen ve geldiği yoldan yine salonun ortasına döndü. Bir maymun çevikliğiyle kralın kafasına sıçradı. Zincire tırmanmaya başladı. Bir yandan da elindeki meşaleyi orangutanların yüzüne doğru tutuyor. ''Şimdi kim olduklarını anlayacağım!'' diye bağırıyordu. Artık bütün konuklar, maymunlar da kahkahadan kırılıyordu. Soytarı tiz bir ıslık çaldı ve zincir ansızın 10 metre birden yükseldi. Zavallı, şaşkın orangutanlar. Yarı yolda asılı kaldı. Aksak kurbağa zincire yapışmış, onunla birlikte havaya kalkmıştı. Hiçbir şey olmamış gibi hala meşalesini orangutanlara doğru sallıyor, güya kim olduklarını anlamaya çalışıyordu. Herkes bu beklenmedik havaya kaldırılışa öyle şaşmıştı ki, bir dakika kadar ölü bir sessizlik çöktü ortalığa. Kralın, Tribeda'nın yüzüne şarap attığı an duyulan, bu gıcırtı duyuldu yine. Kralla nazırlarının dikkatini çeken gıcırtı. Ama şimdi gıcırtının nereden geldiği besbelliydi. Cüce, kurt dişlerini andıran dişlerini durmadan gıcırdatıyor, Ağzından köpükler saçarak, çılgın gözlerle kendisine bakan kralı ve yedi arkadaşını süzüyordu öfkeyle. Neden sonra, "Ha! Şimdi anladım." dedi öfkeyle. "Şimdi bunlar kimlermiş anladım." Ve kralı daha yakından incelemek istercesine elindeki meşaleyi onun gövdesini kaplayan keten liflerine tuttu. Lifler bir anda parladı. Bir dakikaya kalmadan sekiz orangutan birlikte alev almıştı. Aşağıdan çaresizlik ve korkuyla kendilerini gözleyen kalabalığın çığlıkları geliyordu. Sonunda birdenbire yükselen alevler cüceyi daha yukarı tırmanmaya zorladı. O anda Kısa bir süre bir sessizlik kapladı ortalığı. Cüce bu fırsattan yararlanarak bir daha konuştu. Şimdi iyice görüyorum, dedi. Bunların ne mene insanlar olduklarını. Bir kralla yedi nazırı bunlar. Öyle bir kral ki, zavallı, savunmasız bir kızcağıza el kaldırmaktan çekinmez. Nazırlarıysa onu büsbütün azdırır. Bana gelince. Ben aksak kurbağayım. Soytarı. Aksak kurbağa. Bu da benim son soytarılığım. Keten lifleriyle altlarındaki katran tabakasının çabuk alev alması işi kolaylaştırdı. Cüce konuşmasını yeni bitirmişti ki tasarısı kılı kılına gerçekleşti. Sekiz leş kokulu ceset, kapkara, karma karışık, korkunç bir yığın halinde, zincirlerinde sallanıyordu. Cüce, meşalesini onlara doğru bir kere daha savurduktan sonra, usulca tavana tırmandı ve pencereden kayboldu. Çatıda bekleyen Tribeda'nın bu vahşi öcün anlaşında arkadaşına suç ortaklığı ettiği, sonra da ikisinin birlikte ana yurtlarına kaçtıkları geliyor akla. Çünkü onları bir daha gören olmadı. Son